Selamlar herkese, ben İtalya Harman Güral. Bronz Günlüklerinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Orta Koridor Corki oynuyor olacağım. Ben oldukça eğleniyorum açıkçası Corki Orta Koridor oynarken ve oldukça da güçlü olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarım biraz garipsedi sanırım fakat sıkıntı olmayacaktır. Corki Orta Koridor gerçekten güçlüydü bir zamanlar. Hala da ben oynanabileceğini düşünüyorum. Yani minyon kesme konusunda sıkıntısı yok, rakibi dürtme konusunda sıkıntısı yok. Hasar takası yapma konusunda sıkıntısı yok. Oyun sonu evresinde de gayet güçlü diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde dürtebiliyor rakibi. Yetenek gücü kasmıyorum. Yani saldırı gücü, yetenek gücü karışık tarzda oynanıyor diyebiliriz. Aslında farklı şampiyonlar oynamak istiyordum fakat Orta Koridor'da oynayabileceğim çok fazla seçenek yok. Yani LeBlanc, Katarina oynadığım şampiyonlar. Lux'ı oynadım. Oynamadığım şeyleri oynamaya çalışıyorum. O yüzden çeşitlilik olsun diye bu şekilde yapıyorum. Aslında bana kalsa Elise Orta Koridor oynayacaktım. Olsun, bakalım. Seri bitmeden önce böyle çok acayip garip bir şey oynamak istiyorum ama çok acayip garip bir şey yok aklımda. Aa, Karthus'u görmedim. Keşke Karthus'u alsaydım. Görmüş olsaydım mutlaka Karthus'u alırdım. Gerçekten Karthus'ta oynaması eğlenceli bir şampiyon. Hatta istediğim rol kalmadı serisine Karthus'u ekleyebiliriz çünkü oynaması da zor değil yani. Sadece dikkatli oynamanız gerekiyor biraz. O dikkatli oynama olayı da kırılgan olmasından kaynaklanıyor. Kaçma yeteneği yok ama oynaması oldukça kolay. Onu da anlatırız bakalım. Orta Koridor Ezreal var tahmin ettiğim gibi karşımda. O yüzden iyi oldu Corki'yi almış olmam. Bakalım Ezreal'a karşı daha üstünüz tabii ki. Bu arada bu 10 videoluk maratonun son videosu. Pardon, sondan bir önceki videosu. Eğer kartlara ulaşırsanız Valor kanalını yüklemeye söz verdiğim 10. video olarak geçecek olan videoya da ulaşabilirsiniz. Hatta tam şu anda buralarda bir yere şöyle yapalım. Tam şu anda Mastery'nin yüzüne tıklayacak olursanız da Valor kanalındaki videoya ulaşabilirsiniz. Game of Thrones oynadık ilk bölüm. Hatta direkt copyright claim gelmiş. Game of Thrones müziği çaldığı için içinde. Bunu YouTube'a yüklemeniz doğru değil falan filan demiş YouTube. Hallederiz onu da bir şekilde. Bakalım. Ezreal da tutuşturuyla girmiş. Yalnız Jinx de tutuşturu almış. Yani Leona'da şifa var. Jinx'te tutuşturu var. Acaba değişeceklerdi de değişemediler mi? Yoksa onların oynadığı tarz bu şekilde mi bilemiyorum. İlginç. Yalnız Gakkoş'un ismi neydi? Erzurum'la alakalı bir şey miydi? Bakacağım ona, merak ettim. Elazığ'ıymış. Gakkoş'un Elazığ'da bilinen hali şudur ki aslen Garındaş'tan gelen ancak zamanla söyleniş ve hitap şeklinin kolaylığı nedeniyle son hali Gakko olarak halen söylene gelen samimiyet ifadesidir. Kardeş, ağabey, amca, kendini bilen yiğit, mert, delikanlı demektir. İlk başta Gakko olarak bilinen bu kelime zamanla değişmiş ve Gakkoş olmuştur. Elazığ yöresinde kullanılan bu kelimenin günümüzdeki anlamı ise kardeş, kardeştir. Öyleymiş. Her gün bir yeni bilgi psikoloğuyla hoş geldiniz. Yalnız Gakkoş. Adam kültürüne bağlı, kültürünü yaşatıyor, güzel. Hani havalı nick seçersin ya, genellikle böyle online oyunlarda nick'in ne kadar havalı olursa, ne kadar böyle korkutucu olursa o kadar iyi oynuyormuşsun gibi gelir. Hep o tarz nickler alınır ya, adam hiç umursamamış, gayet kültürlerine bağlı bir nick almış. Bence iyi yani. Güzel seçim. Bakın Corki'ye biraz farklı bir eşya seçimi yapabilirim. Ürünlerde ve kabiliyetlerde saldırı gücü girdim ve saldırı gücü oynamayı düşünüyorum. Yani muhtemelen Doran kılıcıyla başlarım fakat sonrasında ayakkabı tercihini sihirdar papuçları ve eşya olarak da maske tercihi, hiçlik değneği tercihi yapabiliriz diye düşünüyorum. Eğlenceli olacaktır. Takımımız da gayet iyi gibi yani. Onların takımı takım savaşında çok daha üstün. Deli gibi daha üstün. Yani Leona, Fiddlesticks, Jinx. Hatta bunların yanına hani Yasuo ve Ezreal'da iyi oynuyorsa kendileri de bir işlev yerine getirirler. Ama Jinx, Fiddlesticks, Leona çok iyi takım savaşı yapan 3 karakter. Bizim takım onlara oranla iyi takım savaşı yapmıyor. Fakat yani adamlar sürekli takım savaşına gelmezse
Yani o bilinçle oynamazlarsa, sürekli toplanmazlarsa biz gayet sürekli adam yakalaya yakalaya kesip oyunu bu şekilde kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Biraz erken biterse iyi olur, yetiştirebilirim videoyu. Ya 12'den önce mutlaka yetişeceğini düşünüyorum ama bakalım yine de. Şu an saat kaç? Ben bu videoyu çektiğim sırada saat 10.15, 22.15, 15 Ekim 2015 Perşembe günü. Sizce yetişir mi? 1 saat, pardon, 1 saat. Evet, 1 saat. 1 saat 45 dakika içerisinde ben bu oyunu oynayıp bitirip sonra YouTube'a koyup işte görsellerini hazırlayıp paylaşımını yapmayı yetiştirebilir miyim? Bakalım. Umarım yetişir. Kuzenim gelmişti. Kuzenimle bayağı bir sohbet falan ettik. Onda çok fazla zamanı yoktu o yüzden. Normalde video her türlü yetişecekti son video. Fakat bu şekilde biraz gecikmeli oldu. Ama umarım sıkıntı olmaz. De, oyun başlasa keşke. Herkes %100 olduğunda başlamıyor ya, ona gıcık oluyorum. Yani biri %100 olmadan başlamıyorsa en azından nedeni şu diyebilirim ama herkes %100 olduğunda nedenini anlayamadığın için gıcık oluyorum. Birçok kişi şey sormuş, hesap bronzdan çıktıktan sonra, gümüş olduktan sonra devam edecek misin seriye diye, mesela gümüş günlükleri diye. Sanmıyorum, zaten sezon bitiyor yani, yakın zamanda bitecek, 10 Kasım'da bitiyor olması lazım. O yüzden şimdilik böyle bir planım yok. Zaten elimde çok fazla seri var. O serileri önce bitirip onlara bol bol video atıp ondan sonra belki hesabı başka bir şekilde değerlendirebiliriz. Ya da gelecek yıl sıfırdan işte elmasa, şampiyonluk kümesine falan filan tarzında seriler çekeceğimiz zaman bu hesabı da kullanabiliriz gayet. Etrafa bakıyorum. Yani bizim ormana giriyorlar mı, girmiyorlar mı diye. Aslında blitzimiz var. Bizim rakip ormana girmemiz gayet iyi olurdu. Fakat oyun başında yönlendirmedim. Bizimkilerin de pek öyle bir hareketi olmadı. Gidelim aslında. Tam şu anda gidebiliriz. Blitz gel. Şu anda adam yakalayıp kesebiliriz. Lucian yok ama deneyelim şansımızı. Hiçbir şey olmadı. Sıçra falan harcatabiliriz yani. Geldiğimizi gördüler sanırım. Yok, burada çekebiliriz. Çok iyi. Öldük ya. Hiç gerek yoktu o sıçraya, biliyorsun değil mi? Işın tutuşturma ölmüştü zaten. Şimdi ben öleceğim. Bunu yapmaya çalışıyordum 2 saattir, Q'sunu kaçırsın diye. Ama öldüm sanırım yine. İşte. İlginç bir şeyler yapmış olduk. Çogat niye burada? O da ilginç bir durum. Ya şu an ne başlattığıma inanamıyorum. Bu kadar garip bir savaş olacağını düşünememiştim açıkçası. Hayır. Tamam, gerek yok. Abartmayın lütfen. Bayağı abartıldı ya. Adam kaçacağım diye kaçamadı. Adam ikinci seviye olmuş. Yok artık. Hadi Lucian alacak. Bunu da mı keselim? Blitzcrank geliyor yalnız. Çok ilginç bir, tam bir bronz karşılaşması oldu sanırım. Ya Blitz, yapma onu. Yine de öldürdük yani. Hadi buna da sulanalım. Yok tamam, abartmıyormuşuz sanırım. Çok ilginç bir başlangıç oldu. Ben gerçekten anlayamadım neler olduğunu. Sonuç olarak 3 tane asistimiz oldu. Yasuo neden oradaydı onu bilmiyorum. Sanırım kurttan başlayacaktı. Yasuo'yu beklemiyordum. Yasuo biraz sıkıntı oldu ama gerçekten ilginç bir başlangıç oldu. Orada Lucian keşke sıçra atmasaydı. Zaten Fiddlesticks %100 ölecekti yani tutuşturma. Daha ikinci tikindeydi. Ve canı 3 ya da 4. tikte garanti ölecekti. O yüzden birazcık üzüldüm açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada minyonlardan deli gibi hasar yiyor Ezreal şu anda. O tutsaydı güzel bir şeyler yapabilirdik. Fiddlesticks değil de başka bir ormancı olsaydı bu arada rakip kırmızıya gidip hani skor alabilirdim. Fakat Fiddlesticks full canda gezdiği için ormanda öyle bir şansım olmayacak.
Ya başka bir ormancı olsaydı çok düşürebilirdik oyundan. O olaylarla birlikte. Ama işte dediğim ya, Fiddlesticks ormanı en rahat yapan ormancılardan olduğu için. Bu arada Ezreal Doran yüzüğüyle başlamış ve mana iksiri almış yanına. Bu da ilginç bir seçim yani. Fiddle'ın baskına geleceğini zannetmiyorum ama gelirse diye şuradan biraz uzak oynamam lazım. Çünkü en son kırmızısına gitmişti. Gelirse şu taraftan gelecektir. Minyonları neden vuramıyorum? Ezreal bana neden bu kadar rahat bir şekilde hasar verebiliyor? Aklımda deli sorular. Neden oraya kaçarsın ki? Hadi. Tamam, güzel. Ne bileyim, E yeteneğini çok daha uzaklara atabilecekken hala savaşın içinde kalmak için atması garibime gitti. Can olarak çok azdı. O yüzden şuraya tahmin ettim. Oraya atar diye. Ama şuraya attı. Olsun, yine de skoru alabildik. Sıçası yoktu muhtemelen Ezreal'ın. Tam fark etmedim ama. Yani dikkat etmedim daha doğrusu. Beni kesebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu kadar zorluyorum. Minyonları almak istiyorum çünkü. Ve yani beni rahatsız etmekten vazgeçip başka bir yere gitmesi için de böyle bir savaş yaptım. Yoksa yani canım gitmeden de minyonların gelmesini bekleyebilirdim ama çok işe yarar diye düşünmedim açıkçası. Minyon kesme konusunda sıkıntı yaşıyorum resmen. Bir base'e gidip dönelim. O sırada Ezreal gelip koridoru ittirebilir ve bu minyonları kaçırmamıza neden olabilir ama Rilt'i alabilecekken almamak biraz kötü olur bizim için. İki tane de mana iksiri alıyorum. Ne olur ne olmaz. Orada hızlı bir şekilde gideceğim. Bu avantajımı iyice avantaja dönüştürmeye çalışıyor olacağım bakalım. Umarım işe yarar. O müzik sesi varmış. Duyulmuyordu biraz önce. Bugün çok sessiz geliyor ya bana oyun. Sanırım mutlaka bir arkadaşla oynayasım vardı. Fakat Mert ve Ege haricinde kimsenin zamanı olmadı bugün ilginç bir şekilde. Normalde bizim takım mutlaka buralarda olur. TeamSpeak'e gelirler. Sonra oyuna gireriz falan. İşte herkesin bir işi vardı. Ezreal bize çok kuruyor ya. Yani biz de ona çok kuruyoruz ama o da bize çok kuruyor sonuç olarak. Şimdi çok agresif olacağım Ezreal'a karşı. O yüzden açıkçası çok önemsemedim hasar yemeyi veya minyon kesmeyi. Düz hata, yanlış hedefe yaptım bu arada. Tamam, şimdilik idare eder. Ultimiz açılacak çünkü birazdan. Ve uzaktan dürtebilmeye başlayacağız. Aynı birazdan göreceğiniz gibi. Bu şekilde de skor çıkartabiliyorsunuz. Yani Corki'nin Kırıltı aldıktan sonra hasar inanılmaz artıyor. Düz ataklarınızı güçlendirdiğiniz için ve sürekli olarak da rakibe hasar altında bırakabildiğiniz için, çünkü çok fazla dürtme yeteneğiniz var. Çok rahat bir şekilde skor çıkartabiliyorsunuz. Tutuşturu kullanmadım bu arada. Çok rahat bir şekilde kesebilirim Fiddle'da. Şimdi çıkacağım önce W'sundan. Şimdi hop. Bu skor. Ölecek. Garanti ölecek. Garanti ölecek dedim. Ölmedim cidden. 10 canla falan kaçtı. 10 can. Yani son bir tane ulti atabilirdim. Tamam. Karma hemen karşılık verdi. Ben o canla kaçtığım için de ben de pardon, o canla kaçtığı için de ben de şimdi bu canla kaçabildim. Karma böyle bir şey. Hani adamın o canla kaçmasına izin veriyorsunuz. Sonra siz de o canla kaçıyorsunuz. Ama keşke öldürebilseydim orada onu. Öldürebilseydim iyi olurdu. Bekliyorum. Gel. Bu canla base atmaktan vazgeçtim. Sırf baitlemek için. Bir de Ezreal'a da bayağı hasar verdim böyle böyle. Bir Q ultimi ölecek durumda şu an Ezreal ama aynı şekilde ben de onun bir W'sunu ölecek durumdayım. Şuraya bir zıplayıp deneyebilir belki bir şeyler. Ne yaptı o?
Ultisi gelecek diye sıçra attım ama çok erken davrandım. Rengar onu havada öldürdüğü için ultisi gelmedi. Çok basit bir hata aslında. Ya ultisini hani attığı açıya bakarak bana geleceği garantiydi. Orada o sıçrayı atmasaydım kaçamazdım fakat ultisi gelmediği için de gerek yoktu. Rengar'ın onu kesmesini beklemem lazımdı. Adamın canını o kadar indirdim. Yüzde bilmem kaç 120'yi falan kadar getirdim. Rengar gelip kesti ama ben o süre zarfında 10 saniye boyunca vurmadığım için de asist bile alamadım. O da biraz üzücü oldu açıkçası. Alt koridora yardıma gidebiliriz. Ama yani Ezreal'ın ultisini görmeden orada sıçratmam oldukça büyük bir hataydı yani. Boşuna kullanmış oldum çünkü. Ona güzel tuttu, skoru da alabilir derken minyonlara takıldı. W'yu daha erkenden basması lazımdı ya da sıçrayı daha erken atması lazımdı. Biz tek başına... Vay be. Güzel. Orta koridoru geçiyorum. Şu an 11'e 4 oldukça iyi durumdayız. Yasuo'da 2 tane skoru var. Jinx'te 2 tane skoru var. Sıkıntı olursa onlar olur ama Ezreal şu an 0-4-0 oynuyor. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten Ezreal yetenek gücü bence çok iyi değil. Yani tamam hasar yüksek falan ama bilmiyorum ya işlevini pek yerine getiremiyor. Mavi Ezreal mükemmel ötesiydi yani inanılmaz güçlüydü fakat bu yani mavi olmadan olan Ezreal'ın güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ultim geliyor. Ya yine aynı şey. Bu sefer aynı hatayı yapmadım. Erken çıkmadım geriye ve skoru alabildik. İlterin anlamı ne? Yurdunu koruyan ve seven. Belki cidden anlamını merak etmiştir. O yüzden söyledim. İlter iş kanından geliyor. Kürşat gibi yani. Direkt Türk ismi, Göktürk ismi. Tuşlarım var o yüzden üzerine yürüyorum. Belki olur mu olur bir şeyler çıkar. Tuşları bıraktım hemen. Can çekemesin diye. Güzel. Gidiyor evet. Yani bronz günlüklerinde beklemiyordum bunu. Benim hatam. Yazı yazmaya ve konuşmaya da aldığım için öldüm. Orada yani daha rahat yazabilmek için geri çıkmadım doğrudan. Base atmaya başladım. O da büyük bir hata oldu bu şekilde. Ezreal'ın gelip kovalayacağını düşünmüyordum açıkçası. Ama bir yandan da iyi oldu. Ben gidip Ezreal'ı zaten keseceğim tekrar. En azından para veriyor olacak ve çift güçlendirmeyi tekrar ondan alabileceğim yani. Ama yoksa tabii ki hata yani böyle bir şey yapılmaz. Bronz günlüklerinde zaten hep videoda olduğumuz için yani video olduğunu insanlar anlıyor yani. Saklama gereği duymuyorum. Şimdi Ezreal'ın hasarı oldukça düşük. Sadece pırıltısı var. Biz neredeyse üçlü kuvveti bitirdik. Önce minyonları kesmeye mi çalışsam yoksa kaçar diye önce adama mı gitsem emin olamıyorum. Minyon kesmeyi tercih etmiş olduk. Bunu tam iyi yapamadık ama oldu kadar. Şimdi bakalım nerede, ne yapıyor. Şekilde dürtüyorsunuz koridorda. İyice hasar verdikten sonra da W ile giriyorsunuz. Bu şekilde girmiyorsunuz ama bayağı yanlış bir giriş oldu. Bunu da hatalı yaptım ya komboyu. Q'yu çok yakın atmış oldum falan filan derken. Rengar da bayağı takılıyor buralarda. Gerek yok o kadar kendini göstermesine. Ezreal sanırım yazmak için durdu. Rengar'a laf söylüyor olabilir. Ya ben orta koridora çok baskın gelinmesini sevmiyorum açıkçası çünkü başka oyuncuların da dikkatini oraya çekmiş oluyorsunuz. O da
Bir süre sonra sizin için uzun vadede daha büyük sıkıntıya yol açıyor. Orta koridorda oynayamamaya başlıyorsunuz. W'mu kullandığımda bütün manam gidecek neredeyse. O yüzden W'mu kullanmadan giriyorum. Önce bir keskin gagayı kesip öyle base atacağım çünkü. Keskin gagaları da oldukça hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani keskin gaga ya da kurt özellikle manınız ve maviniz varsa sürekli olarak kesebilirsiniz. Orta koridor korki oynamanın yararlarından biri de odur. Yani çok rahat alıyorsunuz her türlü şeyi. Minyonları da çok hızlı bir şekilde ittiriyorsunuz. Mavi de çok hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Keskin gagaları da kurtları da. Şimdi ben haritayı tam anlamıyla sömürebilirim. En iyi bunu yapan Yasuo ve Orianna aslında. Bir de Karthus da çok iyi. Fakat Corki ile de olabildiğince iyi oluyor diyebiliriz. Literal bir taşıyacak değil gayet Rengar 5-0-0 oynuyor benden daha iyi yani. Mavi çalmışlar. Evet Fiddle çalmış. Yakın zaman içerisinde çalmış hatta muhtemelen. Burada sıkıntı var. Buraya geliyorlar. Muhtemelen zamanla çıkamayacaklar. Yasuo da oradaymış zaten. Onların maviyi alabiliriz bu arada. 2v5 mi aldık bu arada adamları? 2v4 mü? Leona yok. 2v4 o zaman. Daha teşekkür ederim Rengar. Yine saçma sapan insanlara karşı saçma sapan oyunlar yani. 2v4'tü ama ikimiz de inanılmaz kasılmış karakterlerdik. Yani Rengar 5'e 0'dı, ben 5'e 2'ydim. Güçlü kuvvetim vardı. Yani o savaşı yapmaları... Tamam, o savaş yapılır. 4 ve 2 yapılır savaş fakat... Doğru bir şekilde yapmaları lazımdı. Hepsi aynı anda girse... Orada bizi çok rahat bir şekilde kesebilirlerdi ama... Ayrık ayrık girdikleri için biz rahat bir şekilde orada... Oyunumuzu oynadık yani. Nasıl olsa kurtuldum yetenek atışından diye. Jinx'in de ultisi yok diye orada kendimi güvende hissettim ama burada bir Ezreal faktörü vardı. Bu arada Blitz çok iyi tuttu. Ultiler iyi oynuyor ya baya. Dediğim gibi eşya seçiminde Sihirdar pabuçları yapıyorum. Bir de üstüne Ebedi Kılıç güzel olur açıkçası. Leona AFK mı? Yok şurada gözüktü. Tamam AFK değilmiş. Bu arada biraz ruhsuz geliyor olabilirim şu anda size. Onun nedeni de yani gerçekten bir gün içerisinde 10 video çekmek çok kolay bir olay değilmiş. Olabildiğince yapmaya çalışıyorum yine de. Kurtlara atladı yeteneğiyle Ezreal ve kurtlara atladığında hasar verdiği için kurtlar öldü. Çok iyi. Üst koridora gidiyorum ben. 3 kez ölmüşüz. Daha fazla ölmeyelim en iyisi. Bronz günlüklerine yakışan bir video olmasın. Mantıken hani bronza yakışan, bronz günlüklerine yakışan bir video. Ama çok karıştı. İkinci olarak E yeteneğinizi geliştirirseniz daha iyi olur hasar açısından. Fakat yani orta koridorda W'da fullenebilir ikinci olarak. Daha sık kullanabilmek adına. Çünkü orta koridor genellikle daha fazla baskın yiyor. Bekleme süresini azaltmak adına W'da fulleyebilirsiniz sanırım. Ama dediğim gibi E yeteneğinizi fullerseniz hasar açısından çok daha iyi olur. Hasar açısından çok daha iyi olur. Tamam. Discord'da yine olay var. Sürekli olay oluyor ya. Hani bir Bronze'da bir de Challenger'da var bu olay. Ciddiyim hani. Bir Challenger'da şampiyonluk kümesinde oyuncular hiç yerinde durmuyor. Sürekli olarak yeni fırsatlar arıyorlar. O yüzden sürekli hareket ediyorlar. Bir de bronzda rahat duramıyorlar. O yüzden sürekli hareket ediyorlar. Ama aynı şey değil. Çünkü bronzda bunu hata yaparak, bol bol hata yaparak yapıyorlar. Challenger'da şampiyonluk kümesinde
Hata yapmadan sürekli böyle haritada dolaşıp yine olay arıyorlar. Korki oynayınca bu repliği var ya, başarılı bir Skorki daha diye. Aklıma Sabit Kanca geliyor. Normalde hiç sevmem absürt komedi. Gerçekten hiç sevmem. Bir ara özellikle bir sürü arkadaşım Recep İvedik'e hastaydı. Sürekli Recep İvedik konuşuyorlardı falan. Ama o ortamdan uzaklaştığıma seviniyorum çünkü bence gerçekten komik değil Recep İvedik. Ve insanlar hani ben gülmediğimi söylediğimde şey diyordu, sen nasıl gülmezsin buna falan tarzında tepki veriyordu. O yüzden gıcık oluyordum biraz da. Vay. Ejderhayı almışlar. Orada manam yok, o yüzden savaşamam. Deneyebilirim. Gelirse gelmedi. Rengar kesecek zaten onu. Güzel. Neyse, absürt komedi sevmem normalde ama Sabit Kanca'ya böyle çok sevdiğim arkadaşlarımla gitmiştim ve bayağı gülmüştük öyle olunca. O yüzden seviyorum sanırım. Sevdiğim nadir absürt komedilerden diyebilirim. Ya bu hani illa yerli yabancı olayı değil, yabancılarda da absürt komedi sevmem yani. Hem sevdiğim mizah daha çok şey gibi, The Big Bang Theory'deki gibi. Hani belli bir yere dokundurarak yaptıkları mizah daha çok hoşuma gidiyor. Beni o daha çok güldürüyor. Uza 13 skor. Yani yakında bitirmemiz lazım oyunu. Birlikte dolaşırsak da zaten direkt biter oyun. Skor alacağım garanti altına almak için bu şekilde sıçrattım. Yani beni zıplatsaydı Yasuo muhtemelen yetişemezdim Fiddle'a. Orada kaçardı. Maviler çıktı. Alayım. Minyonu atladı yanlışlıkla. Ya. Öldüm değil mi? Çok fena kilitledi beni Leona. Önce ultiyle tam ortasına denk geldi. Böyle uzun süre sersemlemiş kaldım. Bir de üstüne üzerime geldi, Q ile sersemletti. Gayet iyi oynadı orada Leona. Yani aradan çıkartmayı başardılar ama sonra Yasuo ile birlikte de öldüler. Çok kastık yani, inanılmaz kastık. Kule altı bile rahat bir şekilde olay çıkartabiliyor bizimkiler. Eşya seçimine biraz bakalım. Şimdi alınabilecek en iyi verim sağlayacak eşyalar: Sihirdar pabuçları, ebedi kılıç, üçlü kuvvet, son fısıltı, hiçlik değneği. Nerede hiçlik değneği? Neyse, anladınız siz. Şurada hiçlik değneği ve maske. Bunlar alınabilecek en iyi eşyalar. Kaç eşya oldu? 3, 4, 5, 6. Tam 6 eşya oluyor. Ve gerçekten inanılmaz hasara sahip oluyorsunuz. Uzaktan sürekli olarak sadece dürterek bile takım savaşı kazandırabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Yani bir deneyin korkuyor bu şekilde oynamayı. Uzun bir oyunda zaten etkisini göreceksiniz. Tekrardan mavi almaya gidiyorum. Az önce ölmüş olsam da bu maviyi de alacağız bakalım. Zaten Rengar'ın üzerinde mavi var. Biz öldükten sonra öldürdüğü için bizi öldüren kişiyi. Onun üzerinde de mavi var. Ya Rengar'ın hiç ihtiyacı yok ama şöyle bir şey de söyleyebilirdi. Az önce verdim maviyi, anında kaybettin. Vermiyorum falan diyebilirdi ama işte öyle bir şey söylemesi için de bir neden yoktu. Çünkü zaten üzerinde mavi vardı. Ya neler oluyor? Yok oldu. Bildiğin yok oldu Ezreal. Bitti oyun. Bu kadar yani. Oldukça rahat bir oyun oldu. Yani bizde de takım arkadaşlarımız da zaten gayet iyi oynadığı için. Yalnız oyun başındaki o savaş çok ilginçti gerçekten. Bir 4 dakika falan sürdü sanırım.
Çek birini. Öldüm değil mi? Hiç dikkat etmiyorum ya canıma. Çok çabuk ölüyorum. Cidden ya, beynim biraz yanma modunda şu an. O kadar fazla maç attıktan sonra, ya da hani video çekerken illa maç atmıyorum tabii, analiz videosu falan da vardı arada, ama insan bir garip hissetmeye başlıyor. Normalde ben çünkü çok fazla League of Legends oynamıyorum açıkçası. Yani maksimum oynadığım zamanda bile, hani profesyonel zamanda maksimum 5-6 saat LoL oynuyordum. Tam bünye kaldırmıyordu çok fazla LoL oynamayı. Bir yerden sonra sıkılıyordum çünkü. Ama şu anda yani profesyonel oyuncular en az 10 saat oynuyor günde. Çünkü gerekli olan o, herkes o şekilde oynuyor. En iyisi bile, yani Faker bile ki bu sezon en iyi olduğu tartışılır durumda, ama yine de hani en iyi oyuncu olarak o gösterildiği için söylemiş olayım. Faker bile en az günde 10 saatini League of Legends oynamaya harcıyor. O da en az diyorum yani. Imp mesela bir zamanlar şey diyordu. Imp'ti sanırım bunu söyleyen kişi. Uzi de olabilir. Ya Imp'ti ya Uzi'ydi. En iyi olmak için günde 16 saat antrenman yapıyorum falan filan diyordu. Yani siz hesap edin. En iyi olan kişi orada kalmak amacıyla yapıyorsa, diğer profesyonel oyuncular onlara yetişmek için ne kadar oynuyordur diye. Yok zaten hani makro gibi günde 26 saat oynayacak değilsiniz tabii, ama ne oldukça uzun süre oynamanız gerekiyor. Öleceğim mi? Sıçram açıldı. Hayır ya. 5'te 5'e gitmezdi. Canım çok azdı ve Yasuo da kritik vuruyor. Çok vuruyor. Kritik vurmasa bile çok vuruyor. Olsun. Yapabileceğimi yaptım. Denedik. Adamın pentasını versene ya. Yok ya. Gerek yok. Penta attık bu arada bronz günlüklerinde. Hangi şampiyonunu atmıştım hatırlamıyorum ama bronz günlüklerinde bir tane penta attık. Katarina değil sanırım. Katarina da oynadım ama Katarina değildir herhalde. Cidden hatırlamıyorum. Neyle penta atmıştım ben? Çok nadir penta atan bir insanım bu arada. O yüzden hatırlamıyor olabilirim. Gerçi o mantıkla attığınız pentaların daha fazla öneminin olması lazım. Ve daha iyi hatırlamanız lazım. Ama ben hani kendim penta atan bir insan olarak görmediğim için de hatırlamıyor olabilirim. Benim söylerkenki mantığım oydu. Farklı mantık geliştirirseniz diye açıklama gereği hissettim. Artık bitirsek mi oyunu? Ben biraz sıkıldım. Videonun erken yüklenmesi ve saat 12'den önce yetişmesi için. Artık yapmam lazım falan. GG. Oh, frag da kasıyoruz. Minyon sayımız yüksek dursun. Maksat o yani. Çok yaptığı bir şey bu. Birçok oyuncunun KDA kasmak amacıyla yaptığı şeylerden biri. Gerçi KDA kasmış olmuyorsunuz minyon keserek. Minyon skorunuzu yükseltiyorsunuz. Genellikle LoL skill puanını artırmak amacıyla birçok oyuncu bunu yapıyor. Tam oyunu bitirecekken minyon keseyim, minyon sayım yüksek dursun. Bu da ilginç bir şey. Biraz kendini kandırmak gibi, ama gerçekten önemli olduğu noktalar da var. Yani bazı takım koçları falan bakıyor özellikle. Kaç minyon kesmiş, ne kadar minyon kesiyor dakika başına falan diye incelerken göz önüne alıyor. Neyse, bu şekilde de umarım eğlenmişsinizdir. Umarım dediğim gibi günde 10 video sözümü iyi bir şekilde tutabilmişimdir. 10. videoya Valor kanalından ulaşabilirsiniz. Game of Thrones'un ilk sezonunun ilk bölümü şeklinde oyununu oynayarak yaptık. Bir sonraki videoda ve bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.